Merhabalar çok sevgili YouTube, çok istediniz. Pikuin de geldi. Pikuin de geldi, Twitch chat'i sol tarafta. Size bol 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 selamları var efendim. Neo Quebec kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son heyecanlı bir kısmında bırakmıştık. Biliyorsunuz ki yeni bir hayat kuruyorduk kendimize. Yeni bir şehre taşınmıştık. Çok yakın bir arkadaşımızın yanına gelmiştik. Arkadaşımızı en son bir yere bıraktık. Ama daha sonrasında ondan haber alamadık. Gittik otele uyuduk gevşek. Bakalım bugün neler olacak. Devam ediyoruz efendim. Devam ediyoruz. Gece. Kombine bölgesi Los Hoyos. Önceki gece olanlar etrafımı çevreleyen bir gölge gibiydi. O bir çare mesaj. Sevin'in parçalanmış telefonu. Zihnimi susturup bir anda iç bedenime ne? Fiziksel olarak iyi ve bir amacım varmış gibi hissediyordum. Sanki ben uykudayken zihnim yoga yapıyordu. Felgrid'im bile bunu onaylarcasına beyaz renkle parlıyordu. Yok, bu bir işe yaramıyordu. Hangi cehennemdeydi bu? Beni ilk defa etmiyordu ama bu kez farklı hissettirmişti. Üstelik Los Hoyos'taki hayatının nasıl olduğuna dair en ufak fikrim yoktu. Sevi bir gece kulübüne gidiyordu. Ama adı neydi? Orası muammaydı. Ah bir de iş yerinde bazı sorunlar vardı. Artık her neydi bilmiyordum. Okurken hep böyle okuyorum konuşmalarda diğer türlü. Önceki geceyle ilgili olabildiğince çok detay hatırlamaya çalıştım. Elim ağrıyana kadar günlük uygulamama notlar aldım. Belki telefondaki o sembolü daha önce görmüştüm. Ne? İzini sürmem gereken bir isim değil, bir insan ve bir mahalleydi. Neocap kotamı doldurduğum sürece işimi kaybetmeden ve Lo'yu tam bir yıkık olarak terk etmeden aramalarıma devam edebilirdim. İç sesim bu. Normalde Laz gibi konuşuyor. Tam bir Laz gibi de konuşmuyorum ama... Tam bir Laz gibi de konuşamıyorum ama deniyoruz işte. Guardian'a başla. Okey. Yeni yazımı. Sabah 9'da zengin yurduna bıraktım, okey. Sevi neredesin? Harbiden Sevi karısı neredesin ya? Nerede bu Sevi karısı? Allah Allah! Bu kim? Ha bu kimdi? Dünyanın en kötü! Laz ağzına hazır olun. Hemen Katensi'ye gitmem gerekiyor. Orası neresi? Güzellik merkezi galiba. Hayır, kumarhane. Hani şu büyük kumarhane. Eskiden taksiciler böyle şeyleri ezbere bilirdi. Ben buraya daha yeni taşındım o yüzden. O yüzden o sebepten ötürü her yere bilmiyorum. Bana aldırma sen, zamanım kısıtlı sadece. Frontera'nın kuzeyine gidelim. Dümdüz gidecektik. Kolay bir yolculuk olacaktı. Aa hayır, o taraftan gitmeyelim. Regina meydanı felakettir şimdi. Girersek çıkamayız. Ben burayı biliyor gibiydi diyelim. Sen burayı biliyorsun galiba. Holo ekranında bir uyarı gelmişti herhalde. Etrafında dolaşırız. Cin sokağının orada mı, Flumber'den mi cideyim? Rastgele birini seç. Ama gerçekten rastgele seç. Ne kadar rastgele seçebiliyorsan o kadar rastgele olsun. Tuhaf. Bu seferki işime çok farklı biçimde karışıyor. Psikolojik bir biçimde. Kendi kendime o piti piti dedim. O piti piti, karamelo sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Sen seç dedin. Bir dakika. Ah evet. Tam da buna ihtiyacım vardı. Ne desek şimdi, bak şimdi, bak hele ya. Hele hele ya, Bay Nevesiz hoş geldin. Ne dedin? Kaşımızda falan biri mi var? Biri mi var arka taraftan gelen? Gazino'yu mu soyacaksın? Soyacak olsam evet soyacağım der miydim sence?
kilitledin diye farz ediyorum. Doğru. Hayır, sadece biraz rastlantıya, bir doz entropiye ihtiyacım, şiddetle ihtiyacım vardı. Rastgelelik işte, anlatabiliyor muyum? Zihnimi yeniliyor. İnsan bazen tek düzeli hesaplanıp kalıyor. Çok iyi anlıyorum. İşte bu yüzden mizah ilaç gibi geliyor. Komedi tamamen beklenmedik şaşırtmacalar üzerine kurulu. Ya ne alaka ya? İlginç bir yöntemmiş. İstesem bir tane sayı tutayım mesela. Birle 10 arasında. Uy! Öyle bir askerlik değil. Gerçek bir riske girmek istiyorum. Bu yüzden mi Flamber Sokağı'nda sonuz bir kumarhaneye ciddiyorum? Evet ama artık işe yarayacağını sanmıyorum. Risk parasal açıdan yüksek ama gerçek bir önemi yok. Sence de öyle değil mi? Ölçmedim ki. Ne bileyim? Kare döper, as yaparsan çok da önemli olur. Kare döper, as yaparsan çok da önemli olur. Aa, hayatında bir kumarhaneye adımını bile atmadın değil mi? Günah. Yok, günah, ağır günah. Neç hayatın kendisi kumar. Neç hayatın kendisi kumar. Ve bütün dünya da benim. Annem, atmadın yani. Yok yok, kumarhane olmayacak kesin. Önemli olan entropi bulmam lazım. Neden? Olay nedir? Aslında gayet basit. Hayat hatta bariz. Dünyada ters giden bir şeyler var. Bak o konuda sana çok katılıyorum. Çok kral bir kadınsın gerçekten. Bak o konuda sana çok katılıyorum. Düşündüğün gibi değil. Daha derin bir şey. Ne yazık ki yaşadığımız zaman akışının dolaştığından beri şüpheleniyorum. Evren sınırsız zaman akışlarından oluşuyor. Bu akışlar en küçük kararlarda bile dallanıyor. Hepsi son derece tutarlı ve kararlı. Ne değişsin acaba? Ama dallar birbirinden ayrı kaldığı sürece... Devam etmesini bekledim. Tehlikenin ne kadar bariz olduğunu anlıyor musun? Evet, benim aklımda da bir ilk gelen kelime bariz olmuştu. Yani zaman akışımız başka bir zaman akışına dolaşırsa... Geleceğe gidebilir miyim? Hayır. Ama neden sonuç ilişkisi normalden daha az güvenilir olur? Ki zaten pek güvenilir bir şey değil. Ya ne değişsin ya? Son zamanlarda başını hiç açıklayamadığın bir olay geldi mi? Bizim Saviş var, o kayboldu ya. Ben de öyle düşündüm. Neler olduğunu anlatır mısın? Kalibrasyon yapmama yardımcı olur musun? Yardımcı olur. Savi'nin yaptıklarını anlatalım. Sözde en iyi arkadaşım yanıma taşınacaktım ama buluşmamıza gelmedi. Şimdi başı belada mı? Bir yerine bir şey mi oldu? Yoksa daha da mı kötüsü oldu bilmiyorum. Belki yolculuğa 5 yıl izleyecekti ama tüylerimi ürpertmedi de diyemem. Yani arkadaşın öylece ortadan kayboldu, öyle mi? Açıklama yapmadı mı? Hayır. Peki bu konuda ne düşüneceğini bilemiyor musun? Kafam mı karıştı? Kimin karışmaz ki? Kafam çorba oldu da. Mükemmel, mükemmel. Başına bir şey mi gelmiş olabilir dediğimi duymadın herhalde. Beni duymazlıktan geldi. Şimdi bu soracağım çok önemli. Arkadaşın kaybolmamış olsa şu an nerede olurdu? Bilmiyorum ki. Buraya yeni taşındım ben. Tahminde bulun yeter. İhtimalleri, olasılıkları, mümkün olabilecekleri düşün. Kendini onlara bırak.
Onu yastığa kapatmayacağı belliydi. Suyun acı değil bari. Peki, Savi bir anda kırıklara karışmamış olsa şimdi muhtemelen... Kesin porno izleyeyim. Hatta seksi bir vodka gözlerinde sahneye çıkıyor olurdu. Hatta daha da doğrusu... Seksi bir vaudeville gösterisi düzenliyor olurdu. Aslında en yüksek ihtimal şehrin neo vaudevillecilerinin başını çekiyor olmasıydı. Evet, Savi tam bunu yapıyor olurdu işte. Nuzrak da meme acı kapatıcı seçiyor olurdu. Sözüm bittikten sonra o anı bir an durdu. Ha, kadın adı o. Belki kafayı yediğimi düşünüyordu. Barış noktamı değiştirmek istiyorum. Beni Nuzrak tarafına götür. Oraya gitmek pahalıya gelecek. Benim için uygun. Köpek gibi param var, sen sür. Başımı salladım. Şahane. Zırahın zahmetinin karşılığında hesabına küçük bir hediye havale edeceğim. Yotumuzu Ruzrok'a çevirdik. Yol sandığım kadar uzun sürmedi. Üstelik bütün bu olanlardan sonra yine cins sokağına çıkmıştık. Bay Nevosis Leroria'ya balık edilmiş. Leroria'cığım hoş geldin. Sefalar getirdin tekrardan. Söylesek mi? Ne yapsak? He? Ne yapalım? Ne yapalım? İki mi? İki mi? Söyle gitsin. Bunu ona söylemem gerektiğini düşündüm. Belki kalibrasyonları bilmem nelerine yardım ederim. Aa bak, yine cin sokağına çıktık. Yol ikiye ayrıldı. Sen farklı hissedebilesin diye de ikisini birden seçtik. Bu aşırı zekice esprimi fark etmemiş gibi bir hali vardı. Son derece dikkatli bakışlarla dimdik karşıya bakıyordu. Diğer zaman akışını görebiliyordu sanki. Hangisiyle dolaştıysak o zaman akışı. Ruzrok konumuna gelince durduk. Keşke sana bu ilinin karşılığını aynı şekilde verip arkadaşını bulmana yardım edebilsem. Parayla karşılaştığında bilgiye hak ettiği değer verilmiyor. Öyle değil mi? Herhangi bir bilgi çok işime yarardı. Elimde en küçük ipucu bile yok. Ne yazık ki nerede olduğunu söyleyemem sana. Ama nereye gitmiş olması gerektiğini söyleyebilirim. Ededa! Fedori! Stabil olan zaman akışına arkadaşın şu anda Schwarzenegger'ın adında Berlin Teknosu temalı rezalet bir kulüpte. Doğru telaffuz ettim mi? Her neyse. Yeri buraya çok da uzak değil. O ana inanılmazsın ya! Bu bir işime yarayabilir. Hiç önemli değil. Çalışmalarımın bir yanı. Ya bunu sormazsam çatlarım. Sen... Kumarbaz mısın? Şeşveş. Adına hiçbir fikrim yok. Ecadı mısın? Hayır. Ama bunu ilk düşünen sen değilsin. Sadece kuantum istatistisyeniyim. Bir nevi muhasebeciyim. Sadece üstünde çalıştığım hesap tablosu çok ama çok büyük. Ve aynı anda hem zengin hem de beş parasız olabiliyorsun. Kapra para hesabında böyle bir belirsizlik olmasını kaldıramam. Yok, hiç meraklanma. Karşı casusluk çok iyi para getiriyor. Her neyse. Bir dakika, bir dakika. Karşı casusluk mu dedin? Ya evet. Biraz zamanın, biraz tarihin olduğu, bir de doğru entropi diferansiyelleri kullandığın sürece hiçbir sır gizli kalamıyor. Yürütün iletişimi bir kuantum istatistikçisinden korumanın tek yolu daha iyi bir kuantum istatistikçisiyle çalışmak. Ben de bu olanın en iyisi olduğum için... Hmm.
İlk kez okuyorum bu seri, Laz ne alaka? Bir şey söylemem, asla bilmiyorum ne alaka olduğunu. İnanamıyorum. Göreceksin. Neyse, hakikaten acelem var. Getirdiğin ve hikayeni anlattığın için teşekkür ederim. Bu zaman akışı gerçekten de korktuğum kadar dengesizmiş. Üstelik bunu düzeltmeyi bile başarabiliriz. Bir dakika, başarabiliriz mi dedin sen? Arabadan zarifçe inip kaldırımda yürüyerek uzaklaştı. Yürürken zikzak çiziyordu. Yürüyüşü rastgele görünüyordu ama içinde kötü bir his vardı ki işte o çok kesindi. Gerçekten de sayısız tane zaman akışı varsa... Nasıl oluydu da oluydu da? Sonraki müşteriye gitmek için telefonumu uzandım. Seçme vakti gelmişti yine. Sürekli uy diyerek kendimi Laz olduğuma inandıracağım size. Bana 5 puan vermiş. Dürüstlüğün ve espriler için teşekkürler. Bize harikulade kaotik bir entropi kaynağı. Sen entropi ne yani? Ya he tamam ya entropi ya. İyi para verdi. Hadi bakalım. Kuantum cadısı olarak kaydetmiş. Günümü kuantum cadısı olarak yazmış. Uy açsa 5 puan vermiş da. Smash 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 yine gidebiliriz chat. Ya bu kız nerede bu kız? Maşine gidelim mi? Saviş nerede? Evet, Saviş'i bulamıyoruz. Bir gidelim bakalım. Şuvaş Savaşı'na kendini gösterişli saç kesimlerine gümbür gümbür baslarla ve asık suratlarla belli ediyordu. Üstelik bunlar sadece kapının önünde görülenlerdi. Koruma kapıda kaya gibi dikiliyordu. İfadesiz durmayı beceremediğim ve üstümdekilerin hala loose robe'dan çok kaktüs flats'a yakıştığı düşünülürse ortama hiç uygun görünmüyordum. Acaba ne diyeceksiniz? Bak merak konusu. Acaba ne diyeceksiniz? Derin bir nefes aldım be. Naber? Ne o kip? Uy, sen misin? Benim ya. Hatırlamıyorum ki ben bunu nasıl konuşturduğumu asla. Yolunu mu kaybettin? Pek sayılmaz. Baksana belki sen bana yardımcı olabilirsin. İçeri girmem gerekli. Ya direkt öpü çıkartalım işte ya. Yapalım olsun bitsin. Bu bir flört. Öpüşme var mıydı? Bilmiyorum. Laz flörtleşmesi. Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? İki 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 iki. Birini arıyorum. Bir nasılsın demek, tekrar görüştüğümüze sevindim Azul demek falan yok mu? Kusura bakma kafam karışık birazcık. Nasılsın? Selam Azul, tekrardan görüştüğümüze çok sevindim ha. Ben de. Bak Azul ben... Biliyorum, biliyorum. Takılıyordum sadece be. Aslında seni gördüğüme cidden sevindim. Yaptıkların için teşekkür etme fırsatım olmadı. O zaman neden suratı sirke satay? Satay! Bir şey değil. Bir şey değil. Hakikaten.
Çok düzgün bir davranıştı. Hiç beklemiyordum. Beni gitmek istediğim yere götürdün. Çoğu sürücü bunu yapmazdı. Karşıma şey yapıyorum. Ben öbür sürücüye... Hani ben senin bildiklerinden değilim koçum. Zaten ben hep erkek çocuklarıyla oyun oynardım. Ben farklıyım. Ben diğerleri gibi değilim. Anladın mı beni? Ben çocukken de şeylerle oynardım. Tırlarla oynardım. Babam bar bebek alırdı. Bar bebekle duvara vururdu. Ben öbür sürücülere benzemem ha. He. Bu da iyi bir şey. Hadi be. Bırakmayı düşünmüyor musun hiç? Neyi? O anda o konudan bahsetmek istemiyordum ama azılın suyuna gitmezsem küsüp susması riskine giremezdim. Belçi bir gün. Katiyen denmez. Ya bir ya üç. Belçi bir gün. Tavsiye ederim. Kaslıydı. Aslında düşünecek olursan bırakmayı sevip istememenin pek bir önemi yok. Arka odaya geçelim bırak falan. Kapro o kararı senin yerine verecek. Never say never aşkım doğru dedi. Onu iyi dedin bak işte onu çok iyi dedin vallahi. Kapraları sevmiyordu değil mi? Kapraları bu da sevmiyordu değil mi? Tam kapra işi ha. Çin işi, Japon işi. Aynen, hep böyle bu götler. Kolumu öyle kaybettim, biliyorsun değil mi? Ana! Hiç dikkat etmemişim biliyor musun? Bilmeydim. Üzülmüş gibi yapın. Evet, yıllar önce oldu. Mega şirketlere kanun falan işlemiyor tabii. Ayıp. Yollara ölüm tuzakları saçmak da serbestler. Bak, sana bir öğüt vereyim. O nesnelerle yoldan ilk kim çekilecek diye inatlaşma sakın. Güvenlik puanlarının %99.99 olduğunda iddia etmeye bayılırlar ama... Gerçeği söyleyeyim mi? Hede bagayi! Söylemesini istediğim bir gerçek vardı elbette. Ama ona bir türlü gelemiyordum. Buraya arkadaşım hakkında bilgi almaya gelmiştim oysa... Nazlı'nla flörtleşiyordum. Bu yüzden onunla zıtlaşmak istemedim. 00 dağılmadı. Elbette. Reklamlarına dikkatli bak. O 99.9'un son 99'unun yanında bir yıldız vardır. Dur 00'ı bekleyip öyle cevap vereceğim. Oldu. Direkt tutun. Tuttum. Anlamı ne? Dur. O %99 bilmem kaç sadece Capra'nın kapsam alanındaki diğer sürücüsüz araçlara karşı yapılan testlerin puanı. Vaa ne? Sensörleri birbirlerini kusursuz bir şekilde görebiliyor. Hiçbir şey anlamıyor değil mi? Ama bildiğimiz kadarıyla yaptıkları tek test bu. Yani gecenin bir köründe dershaneden dönen bir çocuk bir Capra'nın önünden geçerse... Sensörlere karı sıçrıyor. Ey su. Verdikleri tazminat da masraflarının ancak çeyreğini karşıladı. Aga be kendini anlatıyor. Azula üzüldüm. Kaba saba bir tipti ama kimse böyle şeyler yaşamayı hak etmiyordu. Siktumun kaprası ya! He sen şunlara bak hele ya! He gibi Trabzon'da adamı vururlar ha! En azından bir konuda aynı fikirdeyiz.
Geçen akşam arabamda o kadar fena halde olmamın sebebi bu işte. Kötü anılar. Yollar. Anlıyorum. Öpüşelim mi? Elbette anlıyorsundur ama hayat hikayemi dinlemeye gelmedin herhalde. Söyle bakalım, neden buradasın? İçeri girmem gerek. Bir arkadaşımı arıyorum, kayıp. Adı Sevi, biz... Efendim, bir dakika! Durdurun! Lady Aaron 193 izleyicisiyle birlikte bizi hostluyor. Lady Aaron'dan gelenler hepiniz hoş geldiniz. Lady Aaron çok teşekkür ediyorum hostun için. Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Azul'un ifadesi tamamen değişti. Sevi? Sevi'yi tanıyor musun? Asıl ses savaşı tanıyor musun he? Ne edeceğiz buna? Bir mi diyelim direkt? Direkt bir mi diyelim buna? Hoş geldiniz tekrardan. Sevda, Sevda değil, Saviş. Saviş. Aslında Sevi'yi tanıyor musun ya? Ya benim arkadaşım o kaç yıllık? Hayır, ne o kep? Ben ciddiyim. Sevi'yi mi tanıyorsun sen? Ulan dedik ya tanıyorum diye. Evet. Neden burada olduğunu düşünüyorsun? Çünkü bildiğim tek Radix kulübü burası. Direkt böyle diyorum. Savaş ve seviş. İçi. Çünkü bildiğim tek Radix kulübü burası. Sen nasıl oluyorsun peki? Arkadaşı mı? İş ortamı? Geraldım bak. Bu harbi niye bana bu ne bu lan? Bu ne ayak bu? Lan! Lan it! Öpüşeceğiz diye geldik senin yanına ha! Sevgilisi olabilir mi? Neden bu kadar çok soru soru Aysu? İçeri girebilir miyim lütfen? Bak Nökep ben... Sen ne? Adım Lina. Bunu da gayet iyi biliyorsun. Sıçtırtma adına. Sana az önce resmen ruhumu açtım. Sevi'yle ne işin var? Sevi benim en yakın arkadaşım. İçeri girebilir miyim lütfen? Bana sıçtıkma falan dedi normalde. Normalde bir Karadenizli bunu vururdu da burada. Hadi neyse iyi günüme denk geldin koçum. İyi günüme denk geldin aslan parçası. Güvende olup olmadığını merak edeyim. Hap burayı. Başının belada olduğunu kim söyledi? Bak onu dün cacacıyordum. Ya nasıl yapamıyor? Son konuştuğumuzda çok telaşlı bir hali vardı. Bir iki saat sonra buluştuğumuzda açıklarım dedi. Sonunda mesajla bana konum attı. Sonra oraya gittim. Bir de baktım ki... Yok cece. Ama telefonu yere atıp kırılmıştı. Herhalde bir şey falan çok sinirlendi. O sinirle telefonu kırıp seni de ekti. Öyle yoğun duyguları olan biri. Şaka mıydı bu? Sevin'in emniyeti söz konusuyken Azul şeytan avukatlığını yapıyordu. Çöp. Sinirlerim bozuldu. Özgür Özkaka X efendim Özkök olacak demiş. Özgür Özkök ikinci ayında Özkök olacak demiş. Özgürcüğüm çok çok teşekkür ederim hikayelik desteği için. İyi ki buradasın, iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim.
Sen bizi daha git açacağız işte. Savaş bana öyle bir şey yapmaz diye. Hiç sus bu konu hakkında. Ne değiş sorus? Ben bir diyorum. Özgür iradenle karar veriyorum. Sevi bana böyle bir şey yapmaz. O akşam onun evine taşınacaktım. Hem telefonunu asla hiçbir yere bırakmaz. Ama buraya telefonu aldığımda üzerindeki radix çıkartmasını gördüğüm için çıldım. Evet, herhalde yani. Ne demek herhalde yani? Sen bir dökül bakayım. De biz bir onu öğrenelim ha. Ne demek herhalde yani? Çünkü Sevi Radix'in sıradan büyüyesi değil. Sevi şu an Radix'in kendisi gibi bir şey. Ha bu manyaklık resmen. Sevi hiç Radix'e takılacak bir tip değil. Yani en azından geçen sene değildi. Her şey mümkündü demek. Sevin'in kendini baştan yaratmasına defalarca şahit olmuştum. İşler değişir ne yok hep. Ayrıca Manitan Radix'in fiili kralı olunca sen de kolayca Radix kraliçesi olabiliyorsun. Radix'in hiyerarşisi öyle değil, yönetici falan yok. Ama diğerlerinden daha havalı olan üyelerin olduğu kesin. Aynı lisedeki gibi. Ne? Erkek arkadaşı kim? Chase, ne çıktığını bilmiyor musun? Sen de neyin yakın arkadaşıymışsın ya? Bak kot kafalı! O benim arkadaşım ha! Bir süredir görüşemiyordum. Neyse, tabi birkaç ay önce Chase de geldi. Herifin ağzının içine düşüyordu. Arkadaşım hakkında düzgün konuş. Birden bütün toplantılara katılmaya başladı. Chase de buna bisikletçilerin koruyucu azizesiymiş gibi bakıyordu. Niye konuşamıyorum? Kaprayı yıkmak için bir sürü fikir öne sürdü. Yani bilmiyorum işte, klasik. Sence Kapra mı peşinde yoksa Chase mi ona bir şey yap? Kardeşim ben flörtleşme seçeneği çektim, şey yaptım, seçtim. Bir tane flörtleşme şeysi çıkmadı. Bu ne? L1. Sence Jason'a bir şey mi yaptı? Chase mi? Pasiktir oradan. Saçını teline bile zarar vermez. Bence durum böyle değil. Durum nedir? Ama sana kendi fikrimi söyleyeyim. Sevi götü kaptırdıysa hiç şaşırmam. Ya bu ne çüfürdür ya? Sadede cel artık. Hadi. Hadi işim var he. Burada be. Sevi bak. Ben o kızı tanırım. Ayrıca o kızın türünden insanları da çok iyi tanırım. Ya türü ne ki bunun? Akıllı, girişken, güzel, tatlı dilli, herkesin hayallerindeki kız. Bu kesin aşık ona. Yani herkes ona biraz aşık. Herkes onunla vakit geçirmek istiyor. Bir akşam Jace'le politik organizasyon işleri yapıyor. Bir sonraki görüşümde Şekil bir DJ ile takılıyor. İki gün sonra Kapra Kulesi'nin önünden geçiyorum. Bir bakıyorum yanında o şirketteki çekilmez göklerden biri var. Herif kopişon falan giymiş. Sanki kast ajansından bulunmuş tipik bir Kapra sahtekar. Bak ne o kep. Burası çok hoşuna gidecek. Bu herifin arabasına bindi.
Bitirdim onu şimdi. Adamın kim olduğunu biliyor musun? Bilmeyi misin? Sadece adını duyabildim. Arkadaşı Charlie ile bir şey mi konuşacaklarmış neymiş? Hayda, ortalık karışır hocam. Ama arkadaşlarken biraz şey söyledi. Anlarsın ya. Hani arka oda muhabbetleri falan. Nasi! Sanki aralarında bir şey varmış gibi, anlatamıyorum. Hani yok canım, o benim kardeşim gibi derler ya, o ses tonuyla söyledi. Belki de cidden arkadaşıdır. Dur bunu soralım, bunu soralım, adam ona göre yürürüz. Kalbinde birisi varsa uğraşamam. Ya sen bu Savaş'tan hoşlanıyor musun acaba? Bana öyle, bana birazcık öyle çipitle al. Ne? Sen hoşlanıyor musun? Sana arkadaşım dedim ya. Ama sen sanki biraz... ona elçi duyuyorsun. Biz sana soruyoruz. Ona ilgi duyuyorsun. Aman be. Neyse. Özetle bulaşmamaya çalışıyorum. Belli ki mevzu çıkacak. Hiç ama hiç işim olmaz. Beni içeri alacak mısın, almayacak mısın? Yok, alamam. Girip millete bir sorup çıksam, valla kimseye zararım dokunmaz benim. Arka taraftan derim, beni gönderdiler derim, bir şey söylemem. Aaa! Saçma, şirinin ortamı sana göre değil zaten. O nedenmiş, klanımı beğenmedi. Kardeşim, benim derdim dans etmek, bedava içki falan değil ya. Ben sadece gideceğim ya, geri çıkacağım şimdi tekrardan. Beni al içeri. Savin'in adını kullanarak içeri girmek istiyorsan onunla birlikte gel. Hay seni. Ama girme gerekiyor. Şey beni beğenmedi. Ne ya, ne uzattı ya? Ya kayıp diyoruz ya. Yapabileceğim herhangi bir şey yok. Arkasında bıraktığı herifleri takip edebilirsin. Ay, içeri giremedik. Bu olanları sikleyen birini anlat. Bana bak. Burama kadar geldin ama ha. Karadeniz damar vermedi. Yemin ediyorum sana, şuna bir tane çarpacağım. Şimdi bir tane de yarı çarpacak ha. Kim mesela? Jace, yakışıklı DJ, Capra'dan Charlie. Radix'leri bir ölüm taciriyle konuşmayı ikna etmekten daha kolay olur. Ben bunu vuracağım. Ben bunu vuracağım. Kimse bunu elimden alamaz. Seni fırırım. Şimdi de ölüm taciri mi oldun? Arabada hiç öyle demiydin. Ehliyetini aldığın saniye olmuştun zaten. La havle ve la kuvvete ya. Muhabbetin güzel ama şu an çalışıyorum diyor hep. Sen çalışmıyor musun? Mesai saatlerimi kendim belirleyeyim. Sana mı soracağım? Ona da mı karışacaksın?
Bu rahatlığın bedelini de ruhunla ödüyorsun. Yardım etmek bir zevkti. Dikkatli sür. Fuck you motherfucker! Hiç yardımcı olmadın ki. Nah yapıp yola döndüm. Herifleri bul, Jace'i biliyordum. Sevin'in peşinden koşan bir DJ olmadığı da çok nadirdi zaten. Ama neden kapra çalışanı tipli bir herifle bir arabaya bindi ki? Hiç tutarlı değildi. Charlie kaybolduğu gece şu süper zengin oteli dediği Kinfolk'ta buluştuğu adam o olmalıydı. Elimde çok bir şey yoktu ama ipucuydu yine. Ya bu kadar yardım etmesin gerçekten. Loose Rock bölgesi, Los Hoyos. Hiç yardım etmedi ki bana bu it. Jace Radix'in gerçek kralı, DJ yakışıklı havalı, Charlie Kaplar olanı çüş. Bu kim ya? Niye bu sarı yanıyor diğerleri farklı? Seçkin yolcularla uğraşmam gerektiğini, birazcık daha fazla kazanmak için kimsenin egosunu coşturamazdım. Ama bu adam seviyle takılıyorduysa kesinlikle basit biri olamazdı. Ayrıca bilgiye ihtiyacım vardı, hem de çok. Araç Charlie için mi? Evet, doğru. Gecen nasıldı? Var mıydı hareket bereket var mıydı? Tipik kötü anıları unutmak için içmece. Sonunda da yeni anılar biriktiriyorsun işte. Bu özlü sözü arkaya yazayım istersen. Yüzü tekrardan parlıyordu. Spor çantasına bir şişe viski döksem etrafa yaydığı kokuyu tuttururdum. Durum ortadaydı. Kulüpte eğlenmişti. Sevin'in ortadan kaybolduğu gece olduğu gibi. Direksiyondaki ellerim terli terli kaymaya başladı. Bu adam onun şu an nerede olduğunu biliyor olabilirdi. Herkese sakin davranmamız gerekiyor yani. Şimdi bak gel delireceğim. Ef! Ef! Bu adam Belgo Türkiye mi? Sakin olmalıydım. Sorun da yok. Gecen güzel geçtiyse sıkıntı yok. Evet, biraz stres atmam gerekiyordu. Zor bir dönemde mi geçeceğiz? Mesela gizli arkadaş olayları. Sen terapist şoför karışımı bir şey misin? Nedir? Göze hitap ettiğin kesin. İnsanlar sana çat diye içini döküyordur. Niii? Merve hoş geldin. Kafan dolu olduğunda taş gibi erkeklerle dolu, bangır bangır müzik çalan bir yere gitmek odunca. Biliyorum. Ama sikerler ya, azıcık da olsa işe yarıyor işte. Evet, aslında biliyordum. Bangır bangır müzik kısmını da, taş gibi erkekler arasında seviyi bulmayı da... Bir saniye, bu adamın erkek arkadaşlarından biri değil miydi? Of, figürtü kötü yorumlar. O cihazı seviyor musun? Bize iş yerinde bedavaya veriyorlar. Capra Care sağlık programlarından biri. İşte takmam o şeyi. Başkaları her an ne hissettiğimi neden bilecekmiş? Fena değil ya. Arkadaşım verdi. Arkadaşım bana özgüven kazandıracağını düşündü. Kazandırıyor mu? Evet, aslında tam da şu an özgüvenli davranmama yardım edecek. Bu arkadaşımı sen de tanıyorsun. Sana sormak istemiştim. Ne? Seni tanıyor muyum? Hayır, ama Sevi seninle takıldığını duydum. Ortadan kaybolmadan hemen önce. Kimsin sen? Neden bahsettiğini bilmiyorum.
Bak şimdi. Bak şimdi. Ha söyle işte da. Sevi nerede? Onu bulmam lazım. Evsiz kaldı. Olmaz. Kodumuz Sevi'si. Kabusa mı düştüm? Polis falan mısın sen? Söyleyecek bir şeyim yok. Süper. İyice korkuttun ve sesini kesti işte. Ne oldu kameraya? Ne oldu? İyi de ben size zaten okuyorum ki hepsini. Niye bu kadar panik atak geçirdiniz? Ne oldu? Bunu söyleyeceğim ben. Affedersin, sadece arkadaşım için endişeleniyorum. Sevi gençliğinden beri en yakın arkadaşım. Şimdi kayboldu. Ortalarda yok. Lina Cactus Flats'ten mi yoksa? Evet, şimdi hatırladım Lina. Evindeki kullanmadığı odayı senin için temizlerken ona yardım etmiştim. O kız çöp evde yaşıyor resmen. Aklında dönüp duran sorular vardı. İç çekti ve aracın içi viski koktu. Aslında nereden tanıdığını da çok merak ediyorum ama. Birbirlerini tam olarak nasıl tanıdıklarını öğrenmeliydim. Ne zaman? Ne zamandır birliktesiniz? Birlikte derken benim erkek arkadaşım var. Kendisi şahanedir ve her gün görüntülü konuşuruz. O ta Oslo'dayken ben de kolay... Pek de kolay bir iş değil. Sevi benim iş eşim. Aslında benim için çalışıyordu. Ama kapıcıkları çok göt havada geziyor. Bilirsin. Vita powder'ları al, bütün işletim sistemleri çöker. Onunla kripto ve yoga dışında bir şey konuşabilmek iyi gelmişti. Bilemiyorum. Gerçekten dinlerdi beni. Bir saniye, Sevi Kapra'da mı çalışmış? İyi de Kapra'yı kötülüyordu. Kapra'yı bana kötülemiyor muydu? Saviş Kapra'da mı çalıştı? Bana hiç öyle demedi ki. Sen bilmiyor muydun? Sürekli Kapra için düşman derdi. Yani Sevi Kapra'nın içine sızmış bir çifte casus mu şimdi? Arada çalışmayı seveyim miydi, sevmeyeyim miydi? Seveyim miydi, sevmeyeyim miydi? Evet, durmaksızın bahsederdi. Hemen karşı çıkma mı bence? Kapra dünyayı daha iyi bir yere çeviriyor. Trafik kazalarını ve çevre kirliliğini azaltıyor. Şehirlere ulaşılabilir kılıyor. Bu konuda öyle tutkuluydu ki onu topluluk programına götürecektim. Deli gibi destekliyordu. Bir şeyler sakladığını seziyordum. Dalga dalga yükselen öfkesini adeta görebiliyordum. Belki bana sevinleri de bulabileceğimi söyleyebilirdi. Nerede o? Bu konu hakkında konuşacak tadım yok şu an. Nokta. Oh fuck you, ha motherfucker! Ama bu şekilde körlemesine gitmek zorundayım. Beni delirtecek ha şimdi ya. Gerçekten delireceğim şimdi. Ergonomi çok iyi. Özür dilerim. Üstüne de sert gelmek istememiştim ama arkadaşım merak ediyorum. Onun arkadaşı ama... Böyle daha çekiyorum. Midem kısılmaya başladı. Sevi ne yaptın sen? Ne yaptı lan bu kız? Charlie'nin durağına çok az kalmıştı.
Ona sormak istediğim başka şeyler de vardı. Ya söylesin yerini, defolsun, nereye gidiyorsa gitsin. Seni daha sonra arayabilir miyim ya da buluşabilir miyiz? Sen benimle kafa mı buluyorsun? Sormak zorundaydım. Sohbetimiz burada sona eriyor. Bir daha bana ulaşmaya çalışırsan... Binasının önüne yaklaştığımızda başladığı tehdidi tamamladı. Doğrudan polisle konuşursun. Yalnızca bir puan. Bundan sonra böyle. Böyle. Bundan sonra böyle. And fuck you, ha? Huh? Fuck you. Ne lan ya uşak? Gece yarısını çoktan geçmişti ve ben sürüş kotamı doldurmuştum. Figrid'in beyaz renkteydi. Bu gece son bir yolcu da alabilecek halim vardı. Veya erken bırakır ve biraz dinlenir. Ya erkenden bitirdim geceyi. Yeni güne hazır olmak için hayatta kalmak lazımdı, değil mi? Dinleneceğim, düşük puan aldık canım çok sikki. Charlie Elliot seni yaktı bu oğlum. Seni açık alanda görmeyeyim ha. Param yok, ben ne bok yiyeceğim? Senler yüzünden ne kadar uyuyabileceğimi kestiremiyordum. Azteka'da kafamı yastığa koyduğumda ise bambaşka bir yere gittim. Yine Kaktüs Flats'te daha önce kaldığım bir odadaydım. Sahip olduğum tüm o küçük şeylerin üzerinde süzülüyordum. Böyle parça parça minik şeyler, çam kozalakları, deniz kabukları, her birini nereden aldığımı hatırlıyordum. Bedenimde bir ışık yanmış gibi ısınmıştı içim. Eve döndüğüm için çok mutluyum. Süzülmeye devam ederken artık canım odamda olmadığını fark ettim. Odada hiçbir şey yoktu. Nefes alamıyordum. Kapıyı denedim ama açılmadı. Ciğerlerim tükenene kadar bağırdım, çırpındım. Öldüğümün farkındaydım. Sonra uyandım. 7/24 verildiği söylenen kahvaltı fena değildi. Hepsilerin etrafı çam kozalaklarıyla süslenmişti. Elbette bu bir tesadüftü. Tesadüf olmalıydı. Fakat tüm bunların bir tesadüf olmadığı, otelin rüya dünyasıyla gerçek dünya arasında bir çeşit portal olduğu ama bunun da sadece çam kozalaklarını getirebildiğim anlamına geldiği düşüncesiyle boğuşurken iştahım kapandı. İş başı baktı. Sanki cevapları orada bulabilirmişim gibi Neokep uygulamasını açtım. Yok, en azından şehirde birkaç tanıdığım vardı. Belki benim ipucuna ihtiyacım olduğu gibi içlerinden birinin de bir araca ihtiyacı olabilirim. Hadi bakalım. Evet, benim de biraz beynim yanıyor. Vardiyana... Şerefsiz yüzler 2.6'ya düştüm ya. Şarjım da az, bir dakika. Önce şarj etmem lazım kendimi.
Aa, kadın gene beni çağırıyor. Nereye ulaştı bu da? Ha, şuraya ulaşabiliyorum. Tamam. Burada bir şarj edelim kendimizi. Çıktığımız yol yol değil. Oh be, tekrar ne zaman şarj edebileceğimi bilmiyorum. Buralar çok önemli değil. Kardeşim, ekonomi de çok... Tüm şarjın doldur. Benzin değil lütfen, şarj. Şarj ediyoruz. Elon Musk'ın işi olabilir. Elon. Hadi bakayım. Başka kimse yok mu alabileceğim? Şuna bir daha gidelim ya, belki bu bilir. Hadi bakalım. Yeniden merhabalar. Şeyde bir ilerleme kaydettin mi? Ne diyor o? Kuantum şeyundu. Kuantum şey mi? Bir ara sana bir ders kitabı alayım. Ama evet, biraz ilerleme kaydettim. Şimdi daha çok bilgi topluyorum. Bu yüzden de cidacığımız yer... Belediye Sarayı mı? Cidden mi? Evet, yeni İç Uzay İstasyonu nereye inşa edileceğini açıklayacaklar. Tam gece yarısında, pek dramatik. Bunu dersen bir şey mi oluyor? He? Sen nereye öğrenmeye ciddiyorsun? Üç mahalleyi düşünüyorlar. Daha doğrusu üç mahalle tehdit altında. Birinin dünyası değişecek. O boyutta belirsizlik çok kuvvetli hisler yaşatır. İnsanlar sayısal lot oynarken yanlarda dursan olmayayım mı? Olmayayım mı? Ya da hediye açarken ben ne bileyim, önceden tanışmadıkları biriyle ilk defa buluşurken falan. Onlar çok küçük ölçekli, çerezlik şeyler. Bana dört başı mamur bir yemek lazım. Neyse. Böyle bir enerji üreten büyük insan grupları bulmak çok zor. Hastanelerde gezindiğim zaman hemşireler beni kovalıyor. Büyük çaplı spor etkinliklerine gidebilirim tabii. Ama kendi rahatımı en önemli değişken olarak almayı zor yoldan öğrendim. Sevi hakkındaki endişemin onu doyurup doyurmadığını merak ettim. İğrenç bir histi. İnsan önemsiz ve çaresiz hissettiği anlardan beslenen bir akbabaydı sanki. Hakkıdan neler geçtiğini farkındayım. Hiçbir şey söylemedim. Obliz sokağından mı gitsem, İsodere sokağından mı gitsem diye düşünüyorsun. İkisinden de gideceksin. Hiç sanmıyorum. Ya? Zaman akışı birazdan dallanacak. Bak geliyor. O ana bekledi. Vücudum kasıldı, nefesimi tuttum. Ve İsodere Street sokağına dönüşü kaçırdım tabii. Hah, hissettin mi? Çukur diye dizi var, o olabilir mi acaba? Evet, çünkü yolda çukur vardı. Çukur değildi o. Ama gerçeği değildi. Buna inanmak için rahatlatıyorsa anlayışla karşılarım. Bu aramanın bir versiyonu Isidore Street sokağında ilerliyor. Ve diğeri ise Yobrit sokağında. Şu anki biz olduğumuza memnunum. Ama diğer o an havalinalarla bir alıp veremediğim yok. Ya ne diyorsun ya? Ef! Ah, bana öyle bakma. Ne diyor acaba ya? Ne diyor acaba şu anda? Ne
teyzesi bakmaya iyi. Küçük yaşlı teyzeye bakar gibi. Kaçık değilsin. Ben ne yaşlıyım ne de kaçık. Öyle bir seçenek yoktu ki. Hatta her iddiasına varım, tanıştığın en pratik zekalı kişilerden biriyimdir. O an en pratik zekalı demek hiç, hiçbir zaman akışında aklıma gelmezdi. Özür dilerim, kendimi tutamadım. Quantum istatistikçileri böyle sinir bozucu olabiliyor. Şey, sana bir sorun var. Rastgeleli entropiye meraklısın, biliyorum da. Egolu biri. Evet, kesin egolu biri bu arada. He, bana gelmiş, bu da paralel evren ayağı çekiyor. Yok, öbür taraftaki kızla bu başka bir şey konuşuyormuş da öbürü başka bir şey. He ya, he hadi hadi. He ya, hadi abi, hadi ya. Ef. Quantum fizikçileri çıldırıyor demişim. Asıl işin ne senin? Güzel bir soru. Gerçekliği hobi olarak düzeltiyorum. Söylemekten biraz utanıyorum ama genellikle para karşılığı şifre kırıyorum. Aa, Facebook. Facebook çalabiliyor mi Suna? Suçlarını hiç kötülük yapmak için kullanayım mı Suna? Şahsen kullanmıyorum. Küresel finans kuruluşları kendi başlarına da epeyce bir kötülük yapabiliyorlar. Ama onların bana para ödemelerine izin veriyorum. Hatchker. Kimsenin vicdanı lekesiz değil. Durum tüm zaman akışlarında böyle. Sanırım ben de senin işini yapmak isterim. Cır çekti. Bunu söylemene şaşırdım. Esasen kuantum alemine çoğu kişiden daha yakınsın. Nasıl? Yolcularını sen seçiyorsun, değil mi? Evet. Meran'cım, öpüyorum. Her seçim bir dal. Senin diğer yolcuyu almayı seçen diğer versiyonun var ya. Onun ben ta ağzına... O da gerçek. Seth Curry teorisini takip ediyor musun bilmiyorum ama... Kanıtlandı. Yordun. Beni yordun kadın. Neden ben o değil miyim ya? Daha ben değil mi? Neden değiliz? Çok doğru bir soru sordun güzelim. Çok kişi doğru soruları sormayı beceremiyor. Bu alanda çok başarılı olabilirsin. Ben başka şehirden geldim. Bu dedi ki başka şehirden gelmiş dedi. Enayi dedi. Köylü kızı dedi, ben bunu kandırayım, pavyona düşüreyim dedi. Kesin ondan yapıyor şu anda bunu, biliyor musunuz? Ciddiyim. %100 ondan yapıyor. Evet. Beni pavyona düşürecek. Bu alanda çok başarılı olabilirsin. Şahane'nin sonunda başarılı olmak istediğimi pek sanmıyordum. İstersen öğretebilirim ama. 312 gubitlik gibi kuantum denen. Ha tabii ki temel istatistik bildiğini farz ediyorum. Bir de problem setlerinde haftada 20 saat ayırabilmelisin. Gubit ekmek, stentli gubit. İtiraf edeyim ki kapasitem geometride doldu. Trigonometri ne işe yarar mesela? Bilgisayar oyunları haricinde tabii. Quantum istatistiği öğrendikten sonra oyunların pek eğlencesi kalmıyor. Ne
Neyse, artık her şey çok daha karmaşık oldu. Ben bu işe başladığımda derleyiciler sadece 32 gubitlikti, inanabiliyor musun? Omuzlarımı silktim, dur. İnanma, biliyorum. Şöyle baş sallıyorum değil mi? He, doğru diyorsun ha. Cıldım. Başını sallamadın. Başını sallayabilirdin. Dünya hiç fark ettirmeden dallanıp budaklanıyor. Deli lan bu. Çok ilginç değil mi? Kendimi bir tuhaf hissetmeye başlamıştım. Felç olmuş gibiydim. Cinli! Her seçim, sadece her seçim değil, her eylem. Sadece her eylem değil, her düşünce. Neden birini değil de ötekini seçiyordum? Dur lan. Seçmemeyi seçebilir miydim? Biraz beyin yanacak herhalde. Hayır, çünkü o bile bir seçimdi. Kafam patlayacak gibiydi. Kendi gerçekliğimde kafamı bunlara yoramayacak kadar çok başka belirsizlik vardı. O ana gibi olmak çok yorucu olmalıydı. O ana koltuğumun arkasına hafifçe vurdum. Merhaba, kimse var mı? Özür dilerim. Bir an dalıp gitmiş. Hazır ol diyordum. Neye hazır olayım? O ana dışarı baktım. Bak, diğer versiyonlarımız Isadora Street sokağından giden o ana ile Lina. Bir saniye sonra bizimle birleşecekler. Bekle, geliyorlar. Bekle. Onlar nelerden bahsettiler acaba? Ya. Belki de şimdiye Las Vegas yolunu yarılamışlardır. O bizimkinden çok farklı bir zaman akışı güzelim. Bana bir daha cüzdanım dersen seni vuracağım. Seni vuracağım! O an ürperdi. Sanki sırtına rüzgar esmişti. Sanki bel fıtığı vardı. İşte bu. Buydu. Hiçbir şey hissetmedim. Neyse, belediye sarayına gelmiştik zaten. Zaman akışları yine birleşti. Birleştiklerinde kendimi hep daha iyi hissederim. Benliğimin eksilen bir parçası geri gelmiş gibi olur. Bu duyuruyu deneyimlemek için tüm benliğime ihtiyacım olacak. Çok bağırışım olacak. Bir dakika. Böyle nasıl yaşayabilirsin ya? Cinliler. Önceleri çok üzülüyordum. Quantum bilgisayarlarında problem setleri çalıştırdığımda ve diğer her şeyin aynı anda gerçekleştiğini anlamak zordu. Ama işlemlerin sonucu doğru. Gerçekliğin yapısı böyle. Ne yapalım? Ya bir şey diyeceğim. Dünya böyle çok garip gelmiyor mu? Böyle sanki bir bulanık gibi. Ben son derece özgürleştirici buluyorum. Hiçbir seçim yanlış değil. Çünkü zaten tüm sonuçlar kaçınılmaz. Diğer versiyonum, diğer sen, tüm diğer arabalar. Belki sonunda hepimiz buluşuruz. Muhtemelen buluşmayacağız. Ama bu da sorun değil. Bu kadınlar bindiğinde beynim yanıyor. Söylediklerine biraz üzülmeden edemedim. Vladinay, hoş geldin. O ana hayattan biraz kopuktu sanki. Hiçbir zaman tam olarak bir insan gibi yaşayamayacaktı. Ay, içeri gireyim artık. Bir mahalle yıkılacak. Arabadan inip binanın önünde toplanmış olan protestocu gruplarının arasından sıyrılarak belediye sarayına doğru koşmaya başladı. Çok öfkelilerdi. Gecenin bir yarısı pankart sallayıp slogan atıyorlardı. Mantıklıydı aslında. Evlerini kaybetme mücadelesi. O an onlara hem başarılı hem de başarısız olacaklarını söylese ne olurdu diye düşündüm.
Herkes vazgeçip evine mi dönerdi? O an sahneye, kürsüsünün yanını bir yere tüneyip bacaklarını bir battaniye örttü ve gözlerini kapattı. İçinden ona iyi şanslar diledi. Çünkü benim şansa ihtiyacım yok. Ya kardeşim, ben bu Haydar'ı boşuna mı getirdim acaba? Cır 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 öttü öttü öttü. Asla susmadı. Yok kuantum dedi, yok dedi, öbür taraftan dedi, aman da geliyoruz dedi. Bir şeyler zıvıldadı, vırıldadı. Asla da anlamadıkları dediğini. Seni döverim. Ben bu kadını döverim. Kimse de alamaz bak elimden. Böyle duracak. Bir gidikliğine tam gerçekleşmemiş. Ay. Ay. Asıl sen gerçekleşmedin. Deniz hoş geldin. Ayşe, nerede yatacağım ben şimdi? Buralar neydi ya? Buralarda uyuyabiliyor muydum? He? Bana sadece uyuyabiliyorsun ya da uyuyamıyorsun deseniz de çek. Yoksa yataklı yerlerde mi uyuyabiliyorum? Anne özürü komünist hoş geldin. CCC komünist CCC mi ne? Burada yatabiliyorum değil mi? Tamam okey. O zaman burada yatalım bu gece de. Zaten yakınmışız. Başla. Kapsül yatak. Japonya'nın kapsül odaları var ya, onun gibi. Aa, Kapra'da kalacağız. Kapra'ya para vermekten nefret ediyordum. Resmen düşmanla uyumak gibi. Üstelik tuhaf bir insan kovanında. Yine de geçen gün Los Hoyos'taki en güzel uykularımdan birini çekmiştim. Hem kendi vicdanımın saldırısına uğramak, Azteca'da gördüğüm rüyalardan iyiydi. Bezneden asansör 5, kapsül 410 tarafına yönlendirildi. Kapsüle yerleştim. Saniyeler içinde Athena'nın sesi kulaklarımda çınladı. İyi akşamlar Lina. Ne? Uyumuş muyum? Ekrana göre 7 saatten uzun bir süredir yatıyordum. Bana ne yapmışlardı böyle? Kendimi dinlenmemiş ama dinlenmiş ama huzursuz hissediyorum. Ha gene işte. Uykum geldi da yatacağım. Yatacağım ha. Los Ayos'taki 4. gecemdi. Hayatım artık bu muydu? Hayatta kalmaya yetecek kadar para kazanmak, güneşi görmeden umutsuzca arkadaşımı aramak mıydı? Hani kabere kapıda gülen karanlık figüre odaklanır da heh şimdi ayvayı yedi diye düşünürsün ya. İşte öyle gerçeküstü geliyordu bana her şey. E bizim her günümüz öyle geçiyor. Her günümüz öyle geçmiyor mu chat bizim? Ha? Her gün şey demiyor muyuz biz içimizden? Her gün demiyor muyuz ha? Bugün ayvayı yedik. Sevgili YouTube, buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi Twitch'te devam edeceğiz efendim. Eğer siz de canlı yayınlarda izlemek isterseniz, böyle kesintisiz izlemek isterseniz aşağıda açıklamalar kısmında yazıyor. twitch.tv/pqueen gelebilirsiniz. Hemen hemen her gün yayında oluyoruz genelde. Çok çok öpüyoruz sizi Twitch'te birlikte. Kendinize dikkat edin. Bye bye.